Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar, Eylül 2020 Klan savaş liglerinin içerisindeyiz ve birinci gündeyiz. Çok uzun zamandır yaklaşık 2-3 aydır bu seriden video gelmiyordu. Bunun sebebi klanı dağıtmıştım arkadaşlar. Kendi hesaplarımla da birkaç level düştük. Altın 2'deyiz yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir bakacağım. Hafızamızı tazelemiş olalım. Aynen altın 2'deyiz. Yüksek ihtimalle birinci sıraya yerleşiriz arkadaşlar. Yine 160 madalya ak da damlar deyip işimize gücümüze bakacağız. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Denk, re, rakipler arkadaşlar inanılmaz derecede dengesiz geldi. Hani bir tek belediye binası 9 hesabımla dengin bir köye saldıracağım. Onun haricinde 10 ile 9'a saldıracağım. Sonra 11 ile nerede benim 11 köyüm? Nerede nerede nerede? Şurada 11 ile 10'a saldıracağım. 12 ile 10'a saldıracağım ve ana hesabım belediye binası 12 ile de ne yazık ki arkadaşlar şansıma bir tane belediye binası 10 gelmiş. Aslında bunun videosunu seri halinde çeksem mi çekmesem mi diye baya bir düşündüm kararsız kaldım. Sonra bir anket yaptım. Çok büyük bir çoğunluk çek izleriz dediler. Bir de belki ikinci, üçüncü, dördüncü günlerde daha sağlam rakipler gelir ümidiyle bu seriyi başlatmaya karar verdim arkadaşlar. Dolayısıyla arkanıza yaslanın. Güzel güzel 5 tane saldırımızı yapacağız. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa 15 yıldızı takımımıza kazandıracağız arkadaşlar. Bu arada sizlere güzel bir haberim var. Siz bu videoyu izlediğiniz, izlediğiniz dakikalarda e, henüz gerçekleşmemiş olan bir altın bilet çekilişi var arkadaşlar. 5 adet altın bilet çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için Akın'ın kanalını ziyaret etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Oradaki son videoda zaten göreceksiniz. Ben videonun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. 5 adet altın bilet çekilişine katılmak istiyorsanız açıklamalar kısmında bıraktığım linke tıklayarak katılabilir şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Pekala bıdı bıdıyı kesiyorum ve yavaştan saldırılarımıza başlıyoruz. Evet ilk saldırımızı belediye binası 12 ana hesabımızda gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hiç köye bakmadım bile. Belediye binası 10 olduğunu gördüm. Benim moral sıfıra indi açıkçası. Güzel saldırıları izletmek istiyordum size ama ne yapalım bu seferlik böyle olsun. Şimdi direkt orduya bakıyorum. Binici ordumuz basılıymış arkadaşlar. 30 tane binicimiz 2 tane de kelle avcımız var. Büyülerden de 2 öfke 2 şifa 2 dondurma bir tane de zehir. Klan kalemde de Yetiler ve Zeplinler var. Koyucu Karada pekala. Dediğim gibi köye bakmadım. Şimdi ilk defa sizlerle birlikte bakacağım. Şöyle bir gözlülük yap diyelim bakalım. Yani belediye binası 10 ne kadar zor olabilir. Yalnız güzel bir düzeni varmış. Aşağı tarafta Tekli Cehennem Kulesi gördüm. Kraliçeyi yürüteceğiz. Çoklu kulenin olduğu noktadan kraliçeyi yürütürüm. Şuradaki hava savunması yalnız şifacıları yer. Şifacıları yer. Nasıl yapalım? Klan kalesi nerede? Yani ne kadar ne olursa olsun arkadaşlar dikkatli saldırmakta fayda var patlamayalım yani şöyle bir köyde patlamak istemiyorum açıkçası. Şimdi altın depoları ve iksir depolarının isabet puanları çok yüksek. Vatandaş da bunu bildiği için klan kalesinin ve kahramanların yanına bunları yapıştırmış arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kraliçe yürüyüşünü şu noktadan ben başlatırım. Yalnız hava savunması görecek işte. Kelle avcılarımız var onlar da iş yapar. Tamam kralı şu kışlanın oradan bırakacağım. Kralı aşağıya doğru ilerlesin. Özelliğini kullanır. Şu noktaya kadar temizlik yapmasını sağlarız. Şu noktadan da kraliçeyi bırakacağım. Şuradan içeriye doğru çoklu cehennem ve kahramanların olduğu yere doğru gelmeye çalışacağım. Bu bölgeye gelince de rakip klan kalesini indireceğiz. Headhunter'larımı da salacağım. Kahramanlar kolay bir şekilde insin. Sonra koruyucunun özelliğiyle biniciler burayı zaten dümdüz eder. Yani çok da fazla anlatacak bir şey yok. Max askerlerle 12 max askerleriyle neye dalacağız arkadaşlar? <laughs> Ona da alacağız yani. Elimde zeplin var aslında onu. Zeplin nerede kullanabilirim? Hava patlatıcıları çok iyi konumda. Şu çoklu cehennemi indirmek için zeplini şu noktadan bırakabilirim. Kraliçe yürüyüşüne başladığım anda. Pekala. Saldır diyorum. Son kontrollerimi yapayım bir sıkıntı çıkmasın. Saldır dedim gitti arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi ilk etapta ne dedik? Kralı şu kışlanın olduğu noktadan bırakacağız. Şöyle şuraya doğru bırakacağım ki şu kışladan buraya doğru atlasın. Buradan ordu kampına böyle böyle aşağı doğru insin istiyorum. Tamam, güzel. Tam planladığım planladığım gibi ilerliyor şu aşamada. Şuradan kraliçe'yi bırakacağım. Bir tane balon. Kralın birazcık ilerlemesini bekleyeceğim ki şifacılar krala dönmesin, patlamayalım. Kralın canı azalmaya başladı. Özelliğine bastım. Hızlı bir şekilde orayı temizlesin. Şifacılarımı saldım kraliçenin ardından ve zeplinimi de şu noktadan gönderiyorum. Hemen elektronun kafasında bir tane zehir salladım. Evet Zeppelin çoklu cehenneme ulaşacaktır. Az daha içeri gir çok güzel. Ah be dışarıda kaldı yetiler. O zaman öfke salmıyorum. Kraliçeye bir tane öfke attım. Sıkıntı yok yetiler kahramanları indirir. Kraliçeye geldi mi? Kraliçeye henüz gelmedi gibi. Oo kraliçeyi de mi indirdiler? Oo süpermiş ya. Hirolar da gitti tamamdır. Tamamdır rahat bir saldırı olacağı belli zaten. Tamam birazcık bekliyorum. Kraliçe birazcık orada iş yapsın. Yetiler de o bölgedeki savunmaları bayağı bir temizlediler zaten. Elime tekrardan öfkeyi alıyorum. İki tane de dondurmam var. Şifacılara sıkıntı çıkarsa salacağım arkadaşlar çoklu cehennem kulesinin üstüne doğru. Şu noktada bir tane öfke kullandım. Birinci saldırısında da nereden başlarız? Tekli cehennem. Dur 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 dur. Aman diyeyim ne yapıyorsun sen? 1 dakika 45 saniye süremiz var. Bıraksan var ya kraliçe bu köyü tek başına üçler arkadaşlar. Süre sıkıntısı olmasa çok samimi söylüyorum üçlerler yani. Tamam sıkıntı yok. Şuradan hava savunmasına doğru iki tane balon. Bir tane de bebek ejder salladım. Tekli cehennemden de kurtulduk. Artık binicileri salalım değil mi? Bir zahmet. Ya bir zahmet salalım yani. <laughs> Süreden yemeyelim böyle bir köye. Şöyle koruyucuyu da peşlerinden gönderiyorum. Peşlerine birkaç tane dal kavuk göndereceğim. Ordumuzun yarısı da elimizde kalacak. Aynen. Kraliçe dediğim gibi bıraksak arkadaşlar tek başına köyü inanın bana üşleyecek yani. Gelin bakalım biniciler. Şu noktada bir tane şifa büyüsü kraliçeyi öfkelendirdim. Koruyucunun özelliğine basmayalım ya. Tamam hadi. En azından koruyucunun özelliğine basmadan köy işledikleriz. Var mı ötesi? Evet, çoklu cehennem kulesi bizim binicileri kavurmaya başladı. Şu noktada bir şifa büyüsü daha kullanıyorum. Dondurmayı da şöyle tam merkeze. Vallahi ne yapalım yani? Rakibe de yazık oluyor ama biz seçmiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 47 saniye kaldı. Güzel bir şekilde, rahat bir şekilde İlk 3 yıldızımızı takımımıza kazandırmış olduk. Darısı diğer saldırılarında başına bak güdümlülere bak güdümlere nerelere koymuş. Pekala ilk saldırımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ikinci saldırımızı gerçekleştirmek üzere diğer köyümüze geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bu köy adam olur mu serisinde video çektiğimiz belediye binası 12 köyümüze geçişimizi yaptık. Burada da belediye binası 10 köyüne saldıracağız arkadaşlar. Bu arada bir saldırı yapılıyormuş. Belediye binası 13 12'ye dalıyor bakalım. Nasıl bir ordu nasıl bir düzen. Bakalım bakalım. Evet ne saldırısı yapıyor vatandaş? Bizim John Kramer elektro saldırısı yapıyor. Belediye binası 12 köyüne. Kraliye şampiyonu zaten tek başına yeter. Cehennem kulilerinin üçü de çoklu da çok rahat bir şekilde buradan 3 yıldız alacağını görür gibiyim. Kraliçe klan kalesini temizleyecek. Evet lavtası birazcık sıkıntı çıkartabilir yalnız var ya. Lavtası patladı ama minyonları kim öldürecek acaba? Minyonlar birazcık sıkıntı çıkartır mı acaba? Bir bakalım elektroları saat 9 yönünden saldı balonlarla beraber. Peşine de koruyucuyu gönderdi. Pekala. Kaya balonunu ben olsam cehennem kulelerine doğru yollardım. Ben olsam o şekilde bir şey yapardım yani. Kaya balonunu hala daha bekletiyor. Aynen tam tahmin ettiğim gibi cehennem kulesine doğru kaya balonunu yolladı. Bence çok mantıklı bir tercih olmuş. Koruyucunun özelliği hala daha duruyor. Oradaki lav tasasının minyonları elektrolar indirecekler arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şu anda gayet güzel ilerliyor. Binayı dondurdu. Tamamdır. Üçlendi ya. Çok rahat bir şekilde 3 yıldız olacak. Aynen. Öfke üstüne öfke. Yalnız koruyucunun özelliğine bassaydın keşke ya. Keşke bassaydın. Kasırga tuzağı sıkıntı yok. Tamam. Köy üçlendi arkadaşlar. Sadece süre meselesi. Biz kendi saldırımıza geçiş yapalım bakalım. Şu anda 9 kere 3 27'den 10 kere 3 30. Tamam. Şu anda bütün saldırılar 10 saldırıdan onu da 3 yıldızla sonuçlanmış. Güzel. Şimdi 15 numaradayız arkadaşlar. Rakibimiz yine bir belediye binası 10 ve elektro balon saldırısı yapacağız. Şöyle bir ordumu kontrol ediyorum. Klan kalemde kaya balonu ve balonlar var. Koruyucumuz havada. Şimdi kuleler tekli de hava patlatıcıları burada ve burada. Nereden girelim? Nereden girelim? Şimdi nereden girelim? Niye diyorum? Şu üst taraftan girsek iki tane inşaatçı kulübesinde temizliğe temizliğe geliriz. Süre sıkıntısı yaşamayalım arkadaşlar. Elektrolar yavaş sonuçta yani ne olur ne olmaz. Pekala. Şimdi şuradan bir balon bir elektro. Şuradan bir balon bir elektro temizlesinler. Şuradan kralı bırakacağım. Şuradan kraliçeyi bırakacağım. Sağlı sollu kapatsınlar. Ortadan içeriye doğru da elektrolarla beraber girişimizi gerçekleştirelim. Pekala. Güzel başladık. Kralın özelliğine bastım. Kraliçenin özelliğine bastım. Koridor oluştu. Elektroları salıyorum. Hemen peşine balonlar. Büyük koruyucu havada ve kaya balonu da gönderdim. Gönderemedim. Şimdi gönderdim. Tam şu noktada bir öfke büyüsü kullandım. Tam şu noktada bir öfke büyüsü. Sen bir dur bakalım elektronun gelmesini bekliyorum. Çok güzel. Koruyucunun özelliğini bu noktada kullanmayı tercih ettim. Riske atmayalım. Sen bir dur bakalım tekli kule. Gayet güzel. Şu noktada bir bebek ejder bırakacağım. Siz tekrardan bir durun kraliçeyle ile beraber. Son öfkemi de şu noktada kullanmak istedim. Hem elektroyu hem balonları öfkelendirmiş olalım. Gayet güzel. Kraliçe dindi ve kolay bir 3 yıldızı da buradan bu şekilde almış olduk arkadaşlar. Etti mi sana 6 yıldız. Yani keklik arkadaşlar yapacak bir şey yok. Anket yaptım izleriz dediniz. Şimdi izleyin bakalım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Klanda bir sıkıntı çıkmazsa yani birkaç ay içerisinde kadar gerçekten sağlam hesapların olduğu rakipler denk gelecektir. Yani bir 2-3 ay daha sabredelim arkadaşlar. Ne yapayım? Elimden gelen bu. Benim kontrolümde olan bir şey değil yani. Pekala ikinci saldırımız da bu şekildeydi. Üçüncü saldırımızı gerçekleştirmek üzere diğer köyümüze geçiş yapıyoruz. Belediye binası 10 köyümüze geçişimizi yaptık. Rakibimiz belediye binası 9. Ona da hiç bakmadım arkadaşlar. atıcıca cadı basılı. Taktik maktik yok. Bam 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 dalacağız. Zaten 3 yıldızımız garanti gibi bir şey yani. Bakalım ikinci günde böyle mi olur? İnşallah biraz daha sıkı rakipler gelir. En azından hani 5 tane hesaptan 2-3 tane bile güzel saldırı çıksa ona bile eyvallah diyeceğim yani. Bakalım. Şimdi biz kaçıncı sıradayız? Daha en aşağılarda 29 numaradayız. 29 numarada rakibimiz belediye binası 9. Köy düzenine bakıyoruz. Keklik. Keklik yine keklik. Şimdi kral kraliçe 10 level klan kalesinin içerisinde kalıbımı basarım elektro vardır ya da tazı. Elektro olma ihtimali daha yüksek. Şu üst taraftan içeriye doğru gireceğim. Klan kalesini bir an önce temizlemek adına. Pekala saldır dedim. Sağlı sollu birer tane bebek ejder ve pekka temizliğinden sonra direkt orduyu salacağım arkadaşlar. Şöyle bir pekka. Şöyle bir pekka. Tokmak, kral, kral, kraliçe. 1, 2, 3 tane cadı ve atıcıları da hafiften yayılı bir şekilde merkezde buluşacak şekilde gönderdim. Hemen peşine büyücülerimi gönderiyorum. Oo, balon ve ejder çıktı. Tamam o da güzelmiş. Şu noktada bir tane öfke büyüsü kullanacağım. Gelin içeriye doğru. Gelin içeriye doğru. Balonlar ölsün artık. Atıcıları yediler bitirdiler be. Şu noktada bir tane şifa büyüsü kullanacağım. Güzel. Sıkıntı yok. Girin az daha içeriye. Şurada bir tane öfke büyüsü kullanıp atlatmayı salladım. Nereye gitmek istiyorlar? Yalnız zehire atmamışım ben. iyi mi? Zehire atmamışım. Ben de dedim atıcılar niye öldü? <laughs> atıcılar dedim ne kadar çabuk öldü zehirli klan kalesinin içerisinden. Meğer zehiri atmamışım. Sıkıntı yok. Şurada bir şifa. Kralın özelliği, kraliçenin özelliği. Dondurma büyüsünü de tabii ki de klan kalesine sallıyoruz. Zehir de cabası arkadaşlar. Allah'tan kolay köydü var ya. Yoksa patlayacaktık demek ki. Her şeyde bir hayır var işte. Pekala. 3 yıldızımızı almamak için son 1 yüzde kaldı. O da iksir da ve bu köyden de 3 yıldızımızı güzel bir şekilde almış oluyoruz arkadaşlar. Sırada diğer saldırımız var. Belediye binası 11 hesabımıza geçişimizi yaptık. Baktığımda elektro balon ordumun hazır olduğunu görüyorum arkadaşlar. Tek sıkıntı koruyucu karadaymış. Onu bir havaya alalım. Pekala. Klan kalemde kaya balonu ve balonlar var. Büyüler tamam, birlikler tamam. Kahramanlar da ayakta olduğuna göre rakip köye bir göz atabiliriz. Burada 17 numaradayız. Karşımızda yine bir belediye binası. 10 hesabı var. Bakalım cehennem kuleleri teklide ise ve güzel bir düzen varsa diyecektim ki berbat bir köy olduğunu sizlerle beraber görmüş olduk arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Şimdi ne olursa olsun hava patlatıcılarına ve tekli cehennem kulelerine dikkat etmemizde fayda var. Klan kalesine yakın olan ve hava patlatıcılarının görmediği kenar olan şuradan saat 3 yönünden gireceğim arkadaşlar. Direkt saldırı dedim gitti. Bir elektro sağdan bir elektro soldan temizlik yaptıktan sonra ortadan içeriye doğru askerlerimizi sallayacağız. Ondan sonra bakalım neler olacak. Pekala. Pekala. Kaya erkenden bırakıp duvarın kırılmasını sağlayacağım. Hero'ları içeriye sokacağım arkadaşlar. Aklımda böyle bir şey var. Elektrolar kral, kraliçe koruyucu. Tam tahmin ettiğim gibi güzel oldu. Peşten de balonlarımı gönderiyorum. Şurada bir tane bebek ejder kullandım. Bir öfke buraya. Bir öfke buraya. Tekli cehennem kulesi sen bir dur bakalım. Koruyucunun özelliğine bastım. Rakip elektro vuracaktı çünkü vurmasın. Hasar yemeyelim. Şurada bir öfke daha kullandım. Gayet güzel ilerliyoruz. Zaten kötü ilerleme gibi bir lüksümüz de yok açıkçası. Bir öfke de şu noktada sallıyorum. Kraliçemiz 50 level özelliği ile beraber duruyor. Hava savunmasını dondurdum. Kraliçenin özelliğine bastım ve geri yakalan buz büyülerini de <laughs> köyü beyaza boyamak için kullandım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya da çok fazla gerek yok aslında. 1-3 yıldız da buradan bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi sırada öyle sanıyorum ki son saldırımız olacak arkadaşlar. Belediye binası 9 hesabımıza geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, belediye binası 9 hesabımıza geçiş yaptık. O da ne birisi saldırıya geçmiş. Nerede kim saldırıyor? Emirhan saldırı altında diyor. Belediye binası 11 ona saldırıyor. Bakalım ne ordusu kullanmış? Kral Kraliçe Hatay ile beraber ejder saldırısı yapacak klasik yöntemlerle. Öfke buzlama taktiğiyle 6. seviye ejderleri max çok rahat bir şekilde burayı da üçleyeceğini düşünüyorum açıkçası. İzleyelim bakalım. Tekli cehennem kuleleri benim birazcık dikkatimi çekti açıkçası. Öfkeyi de hero'lar için kullanmasını birazcık garipsedim açıkçası. Yani sonuçta onların yetenekleri var. Onlara bir öfke atmak ne gerek vardı açıkçası ben onu düşünüyorum şu anda. Neyse bakalım klan kalesinden elektro çıktı. Yani orada bir öfkeyi aslında birazcık ziyan etti gibime geldi arkadaşlar. Ama yine de üçler sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Hadi bakalım. Klan kalesi kraliçeye doğru geliyor. Dondurmayı çok erken kullandı. Ha şey için kullandı özür diliyorum. Hava patlatısı için kullandı. Mantıklı. Kaya balonu yüksek ihtimalle ee, tekli cehennem kulesinde indirecektir. Aynen. Tekli Cehennem Kuleleri indikten sonra zaten bu orduyu kim tutacak? Koruyucunun özelliği de duruyor. Ben olsam şu anda basardım. Şu anda basardım ben olsaydım. Bas artık. Bas. <laughs> Bastı. Keşke bir saniye daha bekleseydi. Bari balonları da hasardan korurdu ama güzel bir 3 yıldız da aldı. Emirhan'cım ellerine kollarına sağlık. Pekala. Kendi saldırımıza bakalım. Günün tek denk saldırısı arkadaşlar. İlk ve tek denk saldırısı. Belediye binası 9'a karşı. 9 ama rakibin köyü birazcık kolay arkadaşlar. Duvarlarını falan basmamış. Büyücü kuleleri geride hava savunmalarını basmış. Topları basmış. 10 level kral kraliçe rahat bir şekilde buradan 3 yıldızı alacağız. Tek sıkıntımız klan kalesini ve kraliçeyi güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Plan şu şekilde. Şimdi. 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 Öyle bir ayarlamamız lazım ki klan kalemde elektro var arkadaşlar. Rakip kraliçe inmesi lazım. Çünkü binici saldırısı yapacağım tehlikeli olabilir. Kraliçe indirmezsek cidden tehlikeli olabilir yani. Nasıl yapalım? Ben kraliçeyi yürüteceğim. Şuradan kralı bırakacağım. Aşağı doğru gitsin. Kraliçeyle hem rakip kraliçeyi indirmeye çalışacağım. Bir tane binici testiyle de klan kalesini çıkartırız. Ondan sonrası kolay zaten. Pekala. Saldır dedim gitti. Haydi bakalım. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Binici saldırıları iyidir, hoştur ama birazcık risklidir arkadaşlar. Tam şu karakışlarının olduğu noktadan kralımı bıraktım. 30 level kralım oranın canına okuyacaktır. Güzel. Aşağı doğru iniyor. Altın madenine doğru ilerlerse şahane olacak. Hadi aslanım benim güzel tamamdır. Şimdi şuradan bir tane bebek ejder sallayacağım. Kraliçe bir tane balon peşinde de 4 tane şifacımı bıraktım. Hemen elimi öfke büyüsüne alıyorum. Bu arada klan kalesini çıkartmamız lazım. Şuraya bir tane binici klan kalesi gelsin. Kralın özelliğine bastım. Çıkmadı mı? Çıkartamadık. Eyvah eyvah. Orada gizli teste çıktı. Hiç iyi olmadı. Bir tane daha binicimi feda edeceğim. Klan kalesini çıkartmazsak sıkıntı çıkar. Güzel çıktı. İki tane balon bir tane de ejder. Maxlar arkadaşlar birazcık sıkıntılı olabilir. Şu noktadan elektroyu bırakacağım. Hadi kraliçe şu şifacıları yemet mavası olmasına çok güzelsin. Tam şu noktada bir tane öfke kullandım. Klan kalesi içinde bir tane zehir. Güzel. Şu anda her şey yolunda ilerliyor. Bir tane de şuradan balon sallayalım. Belki güdümlü müdümlü bir şey çıkar. Of 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 kraliçeyi fena tokatlıyorlar. Hele şükür elektro indi. 1 dakika 50 saniye süremiz var. Sıkıntı yok. Şuradan duvar kırıcılarımla kraliçeyi içeriye doğru sokayım. Bak tenereye gidiyorlar ya. Duvar kırıcılarla alakalı bir taktik vereyim arkadaşlar. Tabi bilenler biliyorlardır da. Bilmeyenler için söylüyorum. Duvar kırıcılar arkadaşlar duvarı değil binaları hedef alırlar. Yani bir duvar dikdörtgeni arasında bir bina yoksa ee, duvar kırıcılar o duvarı kırmıyorlar arkadaşlar. Bunu da bir bilgi olarak söylemiş olalım. Pekala Birinci saldırısına nereden başlayalım? Çok geç bile kaldık. Şuradan şu şekilde girişimi yapacağım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 tane dal kavuk salladım. Şurada bir tane şifa büyüsü kullanmak zorundayım. Gayet güzel. Şurada bir tane. Of, of dal kabuğu seçtim sandım. Olaya bak olaya. Neyse tamam. Şunu tekrardan bir alalım. 1, 2, 3 tane. Şurayı bir donduracağım. Ulan patlamasın saldırı be. Patlamaz patlamaz. Baya fazla sayıda binicimiz var. Of bomba kulesi var. Bomba kulesi patlayacak. Binicilerin canı azalırsa kötü olabilir. Patladı çok kötü patladı. Yapma be. Yapma tekte kalmayalım. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Tamam tekte kalmayacağız. Son savunmada indi. İnmemiş bir tane daha top var eyvah bir tane dev bombaya bakar patlamamız Bakmak istemiyorum 36 saniye Yapma bunu bana lütfen Yapma bunu bir tane daha dev bomba çıkarsa bırak dev bombayı topla halde bir bombaya bile yakalanırlarsa var ya mahvoluruz Mahvoluruz çok az sayıda binicimiz var ve canları çok az yapma Yapma %99 faciası istemiyorum lütfen 19 saniye. Süre yetmeyecek. Baya fazla sayıda dal kavuk var. Hadi biniciler. Eyvah 10 saniye. Üçleyemedik. Tekte mi kalacağız? Yapma lan. İskeletler çıktı. Yapma. Hadi lan. 6 saniye yetmeyecek. 5, 4, 3. Hadi lan 2 saniye. Yapma. Bir tane şifa büyüsünü yanlış atarsan işte böyle kala kalırsın arkadaş. Ne yapayım ben şimdi ya? <laughs> ne yapayım ben şimdi ne yapayım ya? Orada şifa büyüsünü yanlış attık. 8 kişi de izliyormuş rezil olduk ve işin kötü tarafı yarın bu videoyu en az 7000 kişi izleyecek ve ben kendimi bile bile rezil edeceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnsanız hata yaparız. Yani saldırılar kolay olunca birazcık daha boşa aldık demek ya. ama o eleştirme büyüsünü yanlış kullandık ondan oldu. Nazar boncuğu olsun diyor. Büyü boşa gitmesi üçtü diyor. Doğru söylüyorsun nokta. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok diyelim. Ve ben müsaadenizle görüş alanınızdan çıkmak istiyorum arkadaşlar. Beni utancımla lütfen baş başa bırakın. Videonun sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.